PFL playofflarında sona gelindi. Beklenen finaller dün gece Madison Square Garden'da gerçekleştirildi. Gelin dev gecenin öne çıkan dövüşlerine bakalım. Ana maç kadınlar hafif siklete gerçekleştirildi. İki olimpiyat madalyası ve iki PFL şampiyonluğu bulunan Kayla Harrison, Larissa Paquecho'ya 5 round sonunda kaybederek kariyerinin ilk yenilgisini aldı. Brezilyalı Paquecho daha önce 2 kez kaybettiği Harrison'a karşı galip gelerek hem rövanşı kazandı hem de kemeri kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Erkekler tüy siklette Brandon Lugnan, Bubba Jenkins'i 4. roundda knockout etti ve unvanı kazandı. Erkekler ağır siklette Hırvat Ante Delija, Brezilyalı Mateus Scheffel'ı ilk roundda bitirdi ve şampiyon oldu. Erkekler hafif siklette ise eski UFC dövüşçüsü Aubin Mercier, Steven Ray'i 2. roundda knockout etti. Welter siklet finalinde Sadie Boussie, Delano Taylor'ı ortak kararla mağlup ederken hafif ağır siklette Rob Wilkinson, Omar Akhmedov mücadelesi 2. roundun sonunda doktor tarafından durduruldu ve kemer Wilkinson'a gitmiş oldu. Gecenin kazananları tam 1 milyon doları evine götürdü. Siz PFL finalleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam 6 kemer maçı izlediğimiz gece beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Hafta içi dövüş severleri üzen bir gelişme yaşandı. 10 Aralık'taki UFC 282'nin ana maçında hafif ağır siklet şampiyonu Jiří Procházka ve Glover Teixeira'nın dövüşmesi bekleniyordu. Ancak Jiří yaşadığı ciddi omuz sakatlığından ötürü maçtan çekildiğini açıkladı. Jiří ayrıca sikletin tıkanmaması için kemerini boşa çıkarttığını da açıkladı. Bu olayın ardından Haziran ayında kemeri kaybeden ve rövanş hakkı bulunan Glover'ın rakibinin kim olacağı merak konusu oldu. Glover Yan ile dövüşmeyi kabul ettiğini ancak Ankalaev'in ters gardı olması sebebiyle onunla dövüşmek için zamana ihtiyacı olduğunu, bu eşleşmeyi Brezilya'daki UFC 283 için kabul edebileceğini söylemişti. UFC'nin ise 282 gecesinde kemer maçı istediği, bu yüzden bunu kabul etmediği öğrenildi. Böylece son durumda UFC 282'nin yan ana maçı olan Jan Blachowicz, Magomed, Ankalaev mücadelesi artık hafif ağır siklet kemer maçına dönüştü. Blachowicz Eylül 2020'de Dominic Reyes'i yenerek bu kemeri kazanırken Ekim 2021'de kemeri Glover'a kaybetmişti. Hafif ağır sikletin 3 numarası olan Magomed Ankalaev ise 17 birlik karnesinin yanı sıra 9 maçlık galibiyet serisiyle geliyor. Bu serinin içinde Anthony Smith, Thiago Santos, Volkan Özdemir, Nikita Kirilov ve Ion Kuteleba gibi isimler de yer alıyor. Las Vegas bu maçın bahis oranlarını açıkladı. Favori gösterilen Ankalaev'in oranı 1.41 olarak belirlenirken Blachowicz'e 2.45 oran verildi. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Glover Teixeira'ya haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Hafif ağır siklet kemerini sizce kim kazanacak? Yan mı yoksa Magomed mi? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. UFC efsanesi Habib Nurmagomedov yapılan basın toplantısında soruları yanıtladı. 29-0'lık kariyerinde Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje gibi dövüşleri yenen Habib'e dövüşme arzusu olduğu ama hiç karşılaşmadığı rakipler soruldu. Okay GSP. Okay. If you guys want. But I respect this guy a lot, you know. It's like I grew up with his fights, you know, when he became UFC champion 2007. And I was beginning my professional career. I was amateur fighter, and I watched a lot his fights with my father. And you know, it's like GSP was like role model in MMA for me, you know. And if you guys want fight, okay, let's say GSP. Like it was Tony Ferguson for sure, for sure. But this has never happened. I think it was 2014-15 when Anthony Pettis was UFC champion. Like it was Anthony Pettis. Like that time, I really, really want to fight with this guy. But then he lost his title versus Rafael Dos Anjos. After that, his career go down. He never come back. And it was Anthony Pettis, Tony Ferguson, and Canadian superstar GSP.
UFC 280 gecesinde horozsiklet kemerini TJ Dillashaw karşısında koruyan Aljamain Sterling'in sıradaki rakibinin kim olacağı merak konusu. Aynı gecede enfes bir maça imza atan Sean O'Malley, UFC'nin kendisine sıradaki ünvan maçı için söz verdiğini açıklamıştı. Ancak Henry Cejudo'nun menajerliğini yapan Ali Abdülaziz verdiği yeni röportajda bu maçı çoktan kaptıklarını söyledi. Aljo Henry Cejudo ile dövüşecek. Bu iş tamam. UFC bu işin bittiğini söylüyor. Aljo'nun başka bir rakip istemesini anlıyorum. Henry iki farklı siklette şampiyon oldu. Ayrılmasının sebebi de kaybetmesi ya da sakatlanması değil, ara vermek istemesiydi. Bu maçta şampiyon, şampiyona karşı olacak. Bu çok büyük bir dövüş. O yüzden Aljo'nun çekinmesini anlıyorum. Siz UFC horozsikletin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ünvan maçını daha çok hak eden taraf sizce Henry Cejudo mu yoksa Sean O'Malley mi? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Fight haberlerin devam etmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.